Evet arkadaşlar, Polatlı tarafında gezerken şu tarlaların kenarında, şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bir drone uçuruyorlar, çok da büyük. Herhalde zirai bir faaliyet yürütüyorlar. Onu bir görelim dedim ya, nedir ne değildir. Bir tanışalım istedim ama arabanın da canını okuyor açıkçası. Kolay gelsin. Merhaba Yusuf Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyidir, size ne var ne yok? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bir kameramı alıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar, ilginçlikler peşimizi bırakmıyor. Polatlı'da bir yere giderken yolda gördüğümüz İHA için durduk, hatırlarsınız. Firmaya baktık, İspiller Zirai Drone İlaçlama. Şimdi arkadaşlarla ufak bir sohbet ettik. Birinin adı Furkan, diğeri Gaye. Bu arada Gaye şey, Türkiye'deki ilk zirai insansız hava aracı pilotlarından bir tanesiymiş. Bayanlardan tabii ki. Çok da tecrübeli bu konuda. Şimdi hemen arkadaşları bir tanıyalım, ne yapıyorlar. Normalde bu tür cihazların ilaçlama yapmasına alışırız ama burada muhtemelen farklı bir uygulama yapıyorlar. Çünkü ben az önce gördüğümde şu, şurayı gösterebilir miyiz? Şunun içini. Buradaki malzemeyi şey atıyorlardı, toprağa atıyorlardı. Enteresan bir uygulama. Muhtemelen bu, ne bu, ne var? Gübre. Gübreleme yapıyorlar. Furkan merhaba. Merhaba Yasin Bey, nasılsınız? İyidir, sende ne var ne yok? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi biz seninle tanıştık ama şöyle bir durum var. Biz yoldan geçerken gördüğümüz bir İHA var. Nedir bu cihaz? Bunu biraz bana anlatır mısın? DJI T30. Ben bunu T40 olduğunu düşünüyordum ama değil değil mi? T30 yok, bu. Yok, T30. Tamam, bu da cahilliğimizin bir göstergesi olsun. Gübre aparatı takılı üzerinde. Gübreleme mi yapıyoruz? Evet, şu anda buğdayda gübre atımı yapıyoruz. Şimdi Furkan, T30. Kaç dönüme ne kadar atıyorsunuz? Yani ne kadar alıyor? Kapasitesi ne kadar bunun? Kapasitesi 40 kilo şu anda tankın. O zaman niye T30 demişler buna? Şimdi oradaki ilaç, 30 şey değil mi? Kapasitesi değil mi? İlaçlamada 30 litre kapasitesi var. Gübrelemede 40 kilo kapasitesi var. Hmm. İlaçlamadan geliyor. Kaç aslında, dakika uçuyor bu? İlaçlamada 10 dakika civarında uçuyor bir dolu depoyla. Ortalama 20-25 dekar arası ilaçlamada yer yapıyor. Gübrelemede ise alan değişiyor. Çünkü dekara farklı miktarlarda gübre atabiliyoruz. Evet. Dekara 2 kilo atarsak ortalama bir depoyla 20 dekar atıyor. Bu da o 8-9 dakikayı buluyor. Dekara 20 kilo atarsak ise uçuş süresi 1 dakikaya kadar düşüyor. Şimdi şöyle oldu az önce. Ben kaldırdım cihazı. Cihaz gitti. Şurada bir bölüme bir şeyler yaptı. Ama çok kısa sürdü, geldi. Kaç evet. dakika sürüyor gidip gelmesi? Yani gidip gelmesi ortalama 45 saniye ile 1,5 dakika arası. İşini tamamlıyor mu oraya gittiği İşini zaman? İşini tamamlıyor. Çünkü çok ciddi bir oranda bir gübre atıyoruz. Şu anda dekara 20 kilo civarında atıyoruz. Burada da hattımız oldukça uzun. Alanımız da geniş bayağı. Biraz daha çalışacağız. Anladım. Şimdi ben şeye çok hakimim açıkçası. Drone'la ilaçlama yapıldığını çok gördüm. Çok fazla gördüm. Ama gübreleme hiç görmedim. Hatta cihaz uçarken dedik ki herhalde test uçuşu yapıyorlar. Çünkü altında herhangi bir salınım yoktu. Siz normalde Adana'da işlem yapıyorsunuz benim bildiğim. Evet. Ankara'ya hangi rüzgar attı sizi? Bir hemşerimiz burada arazi almış. Hı-hı. Onu ilaçlamaya ve gübrelemeye geldik. Şu anda gübresini atıyoruz. İlerleyen saatlerde de ilaçlamasını yapacağız. Sonrasında Adana'ya geri döneceğiz. İlaçlama yapacaksınız. İlaçlama mı daha zor, gübreleme mi daha zor peki? Gübreleme zor. Çünkü hem gübrelemede iş yükü fazla, hem de çok kısa periyotlarla sürekli iniş kalkış yapıyoruz. Hem bu malzemelerin, bataryaların ömürlerinden yiyor. Bir de yüksek voltaj tüketimine neden oluyor aşırı yük. Bu da şarjı ve pilin ömrünü. Zaten geldiğimizde jeneratör çalışıyordu evet. Yani şu an evet, yani kafamız yeni dinleniyor öyle söyleyeyim size. Yani inanılmaz bir jeneratör sesi vardı. Allah da kolaylık versin öyle söyleyeyim. Peki çiftçiler en çok gübrelemeyi mi tercih ediyorlar, ilaçlamayı mı tercih ediyorlar? Ağırlık olarak ilaçlama ama arada nadir şekilde de olsa gübreleme. Peki gübrelemenin avantajı ne? Yani niye gübrelemeyi drone ile yaptırmaları lazım? Ben açıkçası bunu bilmediğim için soruyorum. Mesela ilaçlamayı niye yaptırmaları gerektiğini bana sor, ben sana anlatırım. Daha ben bunları bilmiyormuşum dersin. Ama gübreleme ile alakalı ben ilk kez görüyorum açıkçası. Gübreleme de aynı ilaçlama gibi. Ürüne zarar vermeden uygulama yaptığımız için havadan. Herhangi bir lastik izinden dolayı, ürün kaybı yok. Çamurdan dolayı. Amcam anlat. Amcam anlat. Söyle amca. Çamurdan dolayı evet. Ekim boylu traktörle girdiğin zaman hepsini ezer öldürür. Öldürür. Traktörün izini öldürür. Yani bir nevi ilaçlama için de aynısı. Tabii geçer, ilaçlama için de gübreleme için de ikisi için de ekim boylu olduğu zaman
traktörün gittiği iz ölüyor. Anladım. Şimdi mesela siz buradan ne fayda sağlayacaksınız? O bir tek ölmemesi mi olacak? Bu şeyin traktörün çinlememesi. Tamam. O zararı görmüyoruz. Değiyor mu peki verdiğiniz paraya? Tabii. Kesin değiyor mu yani? Değiyor. Tavsiye ediyor musunuz diğer çiftçilere? Tavsiye ediyorum. Bu arkadaşlardan memnun musun peki? Ben memnunum. Şimdi keşfettim geldim. Çok güzel gübreleme yaptım. Gaye Türkiye'nin ilk zira insan savarıcı pilotlarından. Doğrudur. Ondan da memnun musun peki? Memnunum. Tamam. O çok zaman, güzel o ayar vermişler. Hepsini şimdi bakıp geldim. Çok güzel düşürmüş gübreyi. Anladım. Tamam. Bir de o zaman şey yapar mısın? Bizim için bir uçurum, bir görelim bir uçtuğunu. Olmaz mı? Öyle yapalım. En azından siz arkadaşlar drone ile nasıl gübreleme yapıyor onu bir görmüş olursunuz. Bu da Gaye'nin işini iyi bildiğini gösteriyor. Arkadaşlar şimdi ben size Gaye'yi tanıtmak istedim. Yusuf Bey dedi ki ya Türkiye'nin dedi ender drone pilotlarından bir tanesini yani zirai insan savaracı pilotlarından bir tanesini dedi tanışıyoruz. Gaye'yi tanıtmıyorsun insanlara. Gaye'yi bir kısaca tanıyalım. Gaye kaç yaşındasın sen? 21 yaşındayım. Ne mezunusun? Acil durum afet yönetimi mezunuyum normalde. Aynı zamanda açıktan ziraat okuyorum. Ziraat okuyorsun. Hı hı. Drone'a nereden merak saldın? Yani drone'a şöyle, zaten ilk çıktığı zamanlarda biz uçuruyorduk küçük küçük drone'larla. Oradan sen merak nerelisin? Saldım. Ben aslen Adanalıyım, Adanalı. Yumurtalıklıyım. Yani Adanalı olduk. Evet. Tamam. Babam çiftçi, oradan evet. Merak saldım aslında. Tamam. Sıkıntı yok yani. Şu işinde de profesyonel. Bakın. Yani şöyle, evet. Babam çiftçi zaten. Hı-hı. Oradan merak salıyorum aslında zirai drone'a. O kullandın mı daha önce? Evet, T10 kullandım. Şimdi sen İspirler Zirai Drone'da çalışıyorsun değil evet, mi? Evet, İspirler. Ne zaman başladın çalışmaya? Yaklaşık 3 ay oldu ben burada çalışmaya başlayalı. Mesela en çok ilaçlamayı nerede yaptın? Adana bölgesinde yapıyoruz daha fazla. Evet. Orada tarım daha fazla olduğu Hı-hı. için orada daha çok uygulama yapıyoruz. Peki ilk uçurduğun zirai insan savaracı neydi? T10'du. T10. T10 mu T30 mu? T30. Gerçekten evet, gerçekten T30. Mesela ben bir zirai insan savaracı alacağım. Ne alayım? Yani şöyle aslında biz T10 mu alayım? Ben amatörüm. Ben çiftçiyim. Benim tamam, ufak T10'la bir T10'la mı başlayayım? Aynen T10'la başlayayım. T10'la şey yapabilir miyim yine aynı şekilde? Tabii ki. Gübreleme yapabilir miyim? Yok. Gübre aparatı yok T10'un. T10'un yok. T10'la mesela niye T10'u önerdin? Yani T10'un avantajı şöyle, nedir? Şöyle eğer araziniz küçükse evet. Yeni başlayanlar için biz T10'u şey yapıyoruz, öneriyoruz. Anladım. O şekilde. Tamam. Araziniz büyükse T30 kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle, ben bu soruyu Furkan'a sormuş olsaydım, Furkan Bey'e çok farklı bir yanıt alabilirdim muhtemelen. Bilerek trik soruyorum ki acaba ağzından bir şey alabilir miyiz diye. Gaye de eğer İspirler drone ile çalışırsanız, İspirler zira ilaçlamayla çalışırsanız bilin ki size hizmet edecekler arasında. Evet arkadaşlar, şimdi kısaca da cihazdan bahsedeyim. Zaten üşüdüm, montumu da giydim. Hemen hızlıca görev yerini terk edelim. Şimdi cihazın pervanelerinin kaç inç olduğunu ben bilmiyorum. Pilotlar da bilmiyor. Onlar sadece modelini biliyorlar. Bir bataryası var. Kaç bin miliamper olduğuna dair bir bilgi var mı üstünde? Tamam. Evet, Yusuf Bey düzeltti. 19 bin miliamper bir bataryası var. Çift RTK modülü var burada. Bu peki ne işe yarıyor? Arazide hareket ederken zikzak hareketlerini noktasal doğrulukla yapabilmek için bunlara ihtiyaç duyuyor. Yani bunlar cihazın görevini kaldığı yerden tekrar yerine getirirken santimetre hatta milimetresel ölçülerde hassasiyet
uygulamasını sağlıyor. Bu da bir ilaçladığı ya da bir gübre attığı ya da bir tohum attığı yere tekrar aynı şeyi yapmamasını sağlıyor. Karbon fiber gövdesi var. Birazcık bu cihaz açıkçası büyük. Ben T40'ı mesela birkaç inceleme videosunu izlemiştim. Onlar 4 kanatlı ama 2, 4, 6 tane bunun kanadı var. Bunun haricinde cihazla bahsedebileceğim üstünde 40 kilogramlık şu an takılı 40 kilogram taşıyabilen bir gübreleme istasyonu mevcut. Ön tarafında bir kamerası var, arkada da bir kamerası var. Hemen bakalım, şurada kamerası var. Bunun aynısı önde de var. Şurada sensörü var, sensörden bahsetmedik, onu da bir gösterelim. Şurada arazi radarı dediğimiz şurası. Burada arazi radarı varmış, yani öyle söylüyorlar. Bir de altında bir silindir var, onu da gösterebilirsek. O da yine aynı şekilde arazi algılama sensörü. Şu silindirik boru gibi şeyden, hani bizim Genelkurmay Başkanı diyordu ya, bu boru ne işe yarayacak diyordu. Bu boru da demek ki bir şeye yarayabiliyormuş. Bu borumuz engel sensörümüzmüş. Cihaz böyle bir cihaz arkadaşlar. Zaten smart controller vardı elinde gördüğünüz. Güneşten de etkilenmiyor. Gayet uçurması da zor bir cihaz. Çünkü ürküyorsunuz yani kalktığında. Çıkardığı ses gürül gürül, böyle yanınızda bir tank çalışıyormuş gibi oluyor. Cihaz böyle bir cihaz arkadaşlar. Eğer almayı düşünüyorsanız benim size tavsiyem, çok önemli bir şey. Bu tür cihazları maksimum 10 dakika uçuruyorsunuz. Ya çok sağlam bir batarya alacaksınız ya da çok sağlam bir jeneratörünüz olacak. Muhtemelen böyle bir bataryayı doldurmak için 13 kW'lık bir jeneratöre ihtiyacınız olur. Jeneratör çok önemli. Şahsi kanaatimi soruyorsanız da ben Genpower markasını çok sık kullanıyorum ve tavsiye ediyorum. Genpower alabilirsiniz eğer jeneratör almak isterseniz. Ama batarya alırsanız da, eğer bütçeniz batarya el veriyorsa, bence 20-30 tane batarya almanız daha hoş bir seçenek olur. Tabii parası olan için. Eğer paranız yoksa dediğim gibi bir Genpower 13 kW jeneratörü çakıyorsunuz. İşlerinize kaldığınız yerden hiç mola vermeden devam edebiliyorsunuz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.